İndüksiyon eşlenik bazları kararlı hale getirmenin yollarından biri. O zaman asetik asitle başlayalım. Burada gördüğümüz asetik asit, üstündeki asidik proton da tam burada. pKa değeri yaklaşık olarak 4,8. Asetik asit bu protonu verecek olursa, buradaki kırmızı elektronlar oksijenin üstünde kalır. Bu da oksijene eksi bir formal yük kazandırır. Sağda gördüğünüzde asetik asidin eşlenik bazı olur. O zaman asetik asiti bir de sıradaki bileşikle yani kloroasetik asitle karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer bu karbona bağlı bir klorumuz var. Bu arada klorun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini sadece molekülü daha net görelim diye koymuyorum. Yoksa hala oradalar. Kloroasetik asitin üzerindeki asetik proton da buradaki. Demek ki bu protonun gitmesiyle kırmızı renkli elektronlar yine oksijen üstüne kalacak ve ona eksi bir formal yük kazandıracak. Bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 2,9. Demek ki asetik asitle kloro asetik asitin arasında bir asitlik farkı olmalı. Sonuç olarak 4,8'den 2,9'a düşüyoruz. Hatırlayalım. pKa değeri ne kadar düşük olursa bileşikte o kadar asidik oluyordu. Demek ki Kloro asetik asit neredeyse 100 kat daha asidik. 4,8'den 2,9'a diye düşünürsek bu ortalama 2 pH birimi demek oluyor. Yani bu da onun karesi, yani 100 kat kadar daha asidik demek. Demek ki kloro asetik asit asetik aside göre çok daha asidik. Aslında bunun nedenini eşlenik bazlara bakarak da açıklayabiliriz. Bu eşlenik baz buradakine göre çok daha kararlı olmalı. Bunu da aslında indiktif etkiye bağlayarak açıklayabiliriz. İki bileşik arasındaki fark burada gördüğümüz klor. Ayrıca klorun çok elektronegatif bir element olduğunu biliyoruz. Yani en azından karbondan çok daha fazla elektronegatif. Bu da elektron yoğunluğunu karbondan daha çok çekecek demek oluyor. Dolayısıyla elektronlar klora doğru çekilecek, karbon atomunda kısmen pozitif yük kalacak. Bu pozitif yük de elektron çekerek negatif yükün daha fazla dağılmasını sağlayacak. Negatif yükün dağılması da eşlenik bazı kararlı hale geçirmeye yardımcı olacak. Bu eşlenik baz buradakinden daha kararlı olduğuna göre kloro asit asedik aside göre protonunu vermeye daha istekli olacak diyebiliriz. O zaman bir de klor sayısını arttırırsak neler olacağına bakalım. Örneğin buradaki Trikloroasetik asit. Elimizde 3 tane klorumuz var. Buna göre de pKa değerimiz oldukça düşük olacak. Tüm bu klorlar elektron yoğunluğunu çalacak. Yani bağ elektronlarını kendine doğru çekecek. Başka bir deyişle negatif yükü dağıtarak eşlenik bazın kararlı hale gelmesine yardımcı olacak. Demek ki bu gördüğünüz üçü arasında en kararlı eşlenik baz. O zaman bu da yani trikloroasetik asitte üçü arasındaki en asidik bileşik. Indüktif etki hakkında bilmemiz gereken bir başka nokta da aslında bu etkinin uzaklığa bağlı olarak azalabilmesi. Mesela buradaki aside bakalım. Butanoik asit. Bu birinci karbon, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü karbon. Bu protonun yaklaşık pKa değeri 4,8. Butanoik asidi bir de klorobutanoik asitle karşılaştıralım. Klor buradaki ikinci karbonda, yani 2 klorobütanoik asit. pKa değeri beklediğiniz gibi 2,8'e düştü. Bu da tabii ki indiktif etki yüzünden. Yani elektronegatif bir atom, elektron yoğunluğunu kendine doğru çekerek eşlenik bazı kararlı hale getirdi. Böylece bu proton için pKa değerini düşürdü. Diyelim ki şimdi de bu kloru üçüncü karbona geçiriyoruz. Bu bir numaralı karbondu. Bu iki numaralı. Bu da 3 numaralı. Artık klor üçüncü karbonda. Demek ki bu bileşikte 3 klora butanoik asit. pKa değeri hala 4,8'den düşük. 4,8 bu protonun başlangıçtaki pKa değeriydi. Şu anda 4,1. Dikkat ettiyseniz pKa değeri bir önceki örnekte yani klorun ikinci karbonda olduğu örnek kadar düşük değil. Değer o zaman 2,8'di. Klor 3. karbondayken pKa 4,1 oldu. Aslında hala başlangıçtaki butanoik asitten daha asidik diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi elektronegatif atomun negatif yükten uzaklaşması etkiyi düşürdü. Klor burada diğer örnektekine göre negatif yükten biraz daha uzakta kloru dördüncü karbona geçirecek olursanız bu azalan etkiyi çok daha açık bir şekilde görebilirsiniz. Bu birinci karbondu. Bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Gördüğünüz gibi pKa değeri başlangıç değerine çok yaklaştı. Artık 4,5 civarında. Sonuç olarak klor negatif yükten daha fazla uzaklaştı. Bu da indüktif etkiyi azaltmış oldu. Bu bileşik hala az da olsa butanoik asitten daha asidik ama indüktif etki bu sefer oldukça düşük kaldı